Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kağıt e, katiple hazırladığım yuvarlak çanta çalışması sizlerle birlikte yapacağız. tip yerine farklı iplerle tercih edebilirsiniz. Polyester makrome ipi olur. Rafli iplerle pamuk makrome ipi, mumlu koton iplerle çalışabilirsiniz. Harika bir model yapmanızı tavsiye ediyorum. Yuvarlağın çapı 40 cm ve çantanın derinlikte de 9 santim yaptım. İsterseniz burada 9 santim yerine derinliğini biraz daha da arttırabilirsiniz. Çok hoş güzel bir model. Ee, yine ipiyle örgü kulp yaptım. Ee, dilerseniz hazır kulpta tercih edilebilir. Çantanın içinde sizlere göstermek istiyorum. Bakın modelimizde görünüşü bu şekilde. Çok şık güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. Çantanın içi de ee, ben Çantanın içini astarladım ve çıt çıta diktim. Çıtçıt çıt ve astar dikimini nasıl dikileceğini video içerisinde paylaştım. İçi de oldukça derin kullanışlı bir çanta oldu. Çok şık güzel bir model. Yapmanızı tavsiye ediyorum ee, videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma abone olmak ücretsizdir ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz yaptığınız çantaları instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum videolarımı beğenmeyi yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen şimdi çantanın yapımına geçelim Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağız ve tır numaramızla 3,5 milimlik bir tuğla öreceğiz Çantanın ben bir parçasını hazırladım diğer parçayı da birlikte hazırlayacağız Şimdi bu yaptığım yuvarlak parçanın sizlere ölçüsünü vermek istiyorum Yuvarlak parçanın çapı 40 cm Şimdi Parçanın yapımına geçelim. Parçayı örmek için ilk önce sihirli halka yaparak işe başlayacağım. Ben sihirli halkayı bakın şu şekilde yapıyorum. Kısa ipimi parmağımın üzerine aldım. Bir tur parmağımı doladım. Yumaktan gelen uzun ipi sol tarafa aldım. Şimdi bu yaptığım halkanın içinden yumaktan gelen ipi çıkarttım. Ee, kısa ipimiz sol kenarda kalacak ve buraya 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3 3 tane zincir çektim. Şimdi bu yaptığım halkanın içine tığımı batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Önce bir çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. İkisini bir çıkarttım. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine halkanın içine batıp tekrar ikili trabzan yaptım. Bu şekilde zincirimle birlikte Toplamda 12 tane ikili trabzan olacak. Tekrar halkanın içine batıp ikili trabzan yaptım. Bu şekilde e, ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldi. Şimdi zincirimle birlikte sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane oldu. Şimdi kısa ipimi asılıp orta boşluğu kapatacağım kağıt olduğu için dikkatli bir şekilde asılacağız. Kapatabildiğim kadar orta boşluğu kapatacağım. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Bizim ilk başta sıranın başına 3 tane zincirimiz vardı. 1 2 ve 3. Üç. 3. zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım ve e, ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Yine e, yeni sırada 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Şimdi e, burada birleştirme yaptım. Zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttım ve tekrar buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım şimdi burada arada bir tane zincirimiz olacak ve tekrar devam ediyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp tekrar bu noktaya bir tane ikili trabzan tekrar yine aynı batım noktaya tekrar batıp ikinci ikili trabzanı yaptım tekrar arada bir zincir tekrar bir sonraki trabzanın tepesine yine çift oluşturacağız bir ve iki tekrar arada bir zincir ve bir sonraki trabzanın tepesine yine çift oluşturacağım bir ve iki bu şekilde aralarda birer tane zincir çekeceğiz ve her trabzanın tepesine çifter tane e, burada ikili trabzanları yapalım ve sıra sonuna kadar girelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığımız e, zincir üç 3 tane zincir çektik. Zincirin dibine bir tane ikili trabzan yaptık. İlk çifti buraya oluşturmuştuk. Daha sonra saydığım zaman toplamda burada 12 tane trabzanımız olduğu için 12 tane çiftimiz olmuş oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağız ve ardından 3. sıraya geçeceğiz. E, sıra sonunda tekrar yine arada bir zincirimiz var ve üçüncü zincirin içine batıp bu noktaya ilmek kaydıma yaptım ve sıramı tamamladım şimdi yeni sıraya geçeceğiz yeni sırada tekrar 3 zincir çekeceğim 1 2 ve 3 şimdi tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve zincirin yani ilmek kaydıma yaptım birleştirdim yine aynı boşluğa batıp buraya trabzanı yaptım ve ilk çifti bu şekilde oluşturmuş oldum ve yanından itibaren bakın hemen yanında bizim trabzanımız var trabzanın hemen yanında bir trabzan var trabzanın tepesine bir bakın zincirimiz var bir tane zincir boşluğuna batıp ikinci trabzanı yaptım bir sonraki bakın iki tane burada tekrar trabzanımız var Yine bunların tepesine birer tane batacağım. 1 2 3 tane tek oldu. Bir sonraki trabzanın tepesine 4 ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa ve 5. 5 tane tek oldu. Bakın ilk çiftiniz burası. Ondan sonra 1 2 3 4 5 tane tek ve şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine çift oluşturacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Yani 5 tek bir çift oldu. Şimdi tekrar yanına itibaren bakın trabzana denk geliyorum. Trabzanın tepesine birinci tekimi yaptım. Bakın şimdi bir zincirlik boşluğa geldim. Bir zincirlik boşluğa ikinci tek yaptım. Bir sonraki bakın trabzan iki tane burada trabzanımız var. Bunların da tepesine birer tane. 3 4 ve şimdi tekrar bakın bir zincirlik boşluğa geldim. Bir zincirlik boşluğa da 5. tek yaptım. Bakın çiftten sonra 1 2 3 4 ve 5 5 tek ve bir sonraki bakın trabzanın tepesine geldim ve buraya da çiftim oluşturacağım bir ve tekrar yine aynı noktaya ve iki bu şekilde bir sonraki boşluğa birinci tek yapacağız ve bir zincirlik boşluğa ikinci tek 3 4 ve beşinci teki de yine arada bakın bir zincir boşluğa denk geliyorum 5 tek ve bir sonraki trabzanın tepesine de çift oluşturacağım bu şekilde 5 tek bir çift 5 tek bir çift yaparak e, sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son burada çiftten sonra 1, 2, 3, 4 ve son bir zincirlik boşluğa da 5. teki yaptım. Ve bu şekilde 5 tekle bitirdik. Şimdi sıranın başında 3 zincirimiz vardı. 3. zincirin içine batıp tekrar bu nokta ilmek kaydırma yaptım. Ve şimdi e, her sırayı ördükten sonra elinizle bu şekilde düzeltirseniz daha düzgün e, parça elde etmiş olursunuz bu şekilde Sıramı bitirdim şimdi yeni sıraya geçiyoruz dördüncü sıraya geçeceğiz e, burada dördüncü sıra için üç tane zincir çekeceğim 1 2 ve 3 şimdi ilk hemen zincirin dip noktasındaki battığım yere ilk trabzanı yaptım ve bu şekilde zincirimle birlikte ilk çiftimi oluşturmuş oldum şimdi burada devam ediyorum arada bir zincirim olacak Tığın üzerine ipimi doladım ve hemen yanındaki trabzanın bir tanesini atlıyorum ve bir sonraki e, trabzana batıp şimdi buraya tekrar trabzan yaptım. E, burada biz zincirden sonra bir tane trabzan yaptık. Arada bir zincir ve tekrar arada bir trabzan boşluk bıraktım. Bir sonraki trabzana e, tekrar bir tane trabzan yaptım ve yine aynı noktaya tekrar batıp ikinci trabzanı yaptım Şimdi tekrar arada bir zincir yine bir tane trabzan boşluğu atlayacağım ve bir sonraki trabzanın tepesine yine bu şekilde çift oluşturacağım bir ve iki tekrar arada bir zincir ve yine bir tane trabzan boşluğu atlıyorum ve bir sonraki trabzanı tekrar çift oluşturacağım bu şekilde arada birer zincir bırakarak e, ve bir trabzan boşlukta bırakacağız ve bu şekilde çifter tekrar trabzanlarımızı yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi buradaki yaptığım çiftleri sayacağım sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 tane çift yapmışım. Şimdi e, tekrar sıranın sonuna geldim. Yine arada zincirimiz var bir tane. Ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Sıranın başında bizim 3 zincirimiz vardı. Tekrar 3. zincirin içine batıp ilmek kaydımı yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. E, şimdi yeni sıraya geçeceğiz. 5. sıradayız şimdi. 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım ve hemen bu defa bu sırada zincirin dip noktasına batmıyorum, hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp bu şekilde ilk trabzanı oluşturdum. Daha önce biz e, zincirin dip noktasına batıyorduk çift oluşturmak için. Şimdi bu sırada e, tek yapmak için hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Zinciri de bir tane trabzan kabul ediyorum. Bir, iki, iki trabzan oldu. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa üçüncü trabzanı yaptım. Üç tek ve bakın bir sonraki trabzanın tepesine buraya çift oluşturacağım. Bir ve iki. İlk önce üç zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ilk trabzanı oluşturdum zincirimle birlikte bir iki ve üç tane trabzan yaptım bakın bir sonraki çiftin hemen sağ sağdaki e, trabzanın tepesinde ilk çift oluşturduk 3 tek yani bir çift olmuş oldu Şimdi tekrar devam ediyorum bir sonraki trabzanın tepesine bir bir zincirlik boşluğa geldim. Bir zincirlik boşluğa ikinci trabzanı yaptım. Bakın çifte geldim. Bunların da tepelerine birer tane. 1, 2, 3, 4, bir zincirlik boşluğa. Beşinci tek ve bir sonraki trabzanın tepesine altıncı tek yaptım. Şimdi biz burada ilk zincirle başladığım yana itibaren 1 2 3 tane tek yaptık ve bir sonraki trabzanın tepesine çift oluşturduk. 3 tek, 1 çift ve daha sonra 1 2 3 4 5 ve 6 tek ve hemen yanındaki trabzanın tepesine 6 tekten sonra çiftimi oluşturdum. Şimdi bir zincirlik boşluğa geldim ve tekrar yine sayacağım teklerim oluşturmaya bir bir sonraki trabzanın tepesine 2 3 4 5 6 tek bir zincirlik boşluğa geldim bir zincirlik boşluğa da çiftim oluşturacağım çift bu şekilde 6 tek bir çift 6 tek bir çift yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim sıramın sonuna geldim ee, biz 6 tek bir çiftin e, 6'nın önce yarısıyla başlamıştık 3 tek bir çiftle başladık daha sonra 6 tek bir çiftle devam ettim en son bakın e, sıramın başı burası sondan bir ikinci boşluğa çiftli 6 tek bir çiftle burada bitirdim Şimdi kalan 3 tane tekimizde sıra sonunda yapacağız. 3 tane tekle sıra başına başladığım için kalan yarısında sıra sonunda tamamlamış olacağım. Şimdi sondan bir ikinci boşluğa çift yaptım ve hemen önünde iki tane trabzanı var. Şimdi bunların tepesine birer tane batacağım. Bir, bir sonraki trabzanın tepesi iki ve son bakın boşluğumuz var. Buraya da son üçüncü trabzanı yapmış oldum ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Ve baştaki üçüncü zincirin içine batıp ilmek kaydıma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi e, altıncı sıraya geçiyoruz. Altıncı sırada tekrar başında e, üç tane zincir çekeceğiz. Bir, iki ve üç. Bir önceki sırada altı tek bir çift yaptık. E, bu sırada da e, 8 tek bir çift yapacağız. E, 8'in önce 4 tanesiyle başlayacağım. E, zincirde bir tane trabzan sayacağım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batacağım. Bakın zincirin dip noktasındaki boşluğa batmıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ilk buraya trabzanı yaptım. Zincirde bir trabzan olacağı için 1, 2, bir sonraki trabzanın tepesi 3 ve bir sonraki trabzanın tepesine bu şekilde 4 tane tek yaptım ve bir sonraki trabzanın tepesine çift oluşturacağım bir ve tekrar yine aynı noktaya ve iki dört tek ve bir çift şimdi devam edeceğiz Şimdi burada tekrar yanına itibaren sayıyorum. Trabzanın tepesine batıp bir, bir sonraki trabzan iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 tane tek yaptım ve bir sonraki trabzanın tepesine de çiftimi oluşturacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. İlk biz burada zincirle birlikte 4 tane tekle başladık. 4 tek, 1 çift daha sonra 8 tek, ve bir çitle devam edeceğiz ve tekrar yine 8 tek bir çift 8 tek bir çift yapalım sıra sonuna kadar gelelim sıramın sonuna geldim şimdi burada biz e, 8 tek bir çift sırasını yapıyoruz önce 8'in yarısı ile başladık 4 tek bir çift daha sonra 8 tek bir çift 8 tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim ve 8'in ilk 4 yarısı ile başladığımız için kalan 4 e, trabzanda sıranın sonunda tamamlayacağız ve şimdi 4 tane tekimiz var sıra sonunda 1 2 3 ve son ve 4 4 tane tek yaptım ve sıranın başındaki 3 zincirlik noktaya geldik Bakın burası bizim ilmek kaydırma yaptığımız boşluk. Buraya batmıyoruz. Şimdi üçüncü zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yedinci sıraya geçiyoruz. Burada tekrar sıranın başında 3 zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. İlk önce zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk buraya bir trabzan yaptım. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzandan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım. Ve dördüncü trabzanın tepesine batıp buraya önce iki tane ikili trabzan yapacağım bir ve tekrar yine aynı noktaya ve iki şimdi arada bir zincir olacak ve tekrar yine aynı battığımız noktaya tekrar buraya iki tane ikili trabzan yapacağım bir ve iki önce yarısıyla başlamış olduk şimdi tekrar devam ediyorum tığın üzerine ipimi doladım hemen yanındaki trabzana itibaren sayıyorum bir iki üç trabzan atladım ve dördüncü trabzanın tepesine önce iki tane ikili trabzan daha sonra arada bir zincir ve tekrar yine aynı battığımız yere tekrar iki tane daha ikili trabzan yapacağız ve iki. Bu şekilde aralarda üçer tane trabzan boşluğu bırakalım. İlk önce iki tane trabzan bir zincir ve tekrar yine aynı noktaya iki tane trabzan yaparak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi biz sıranın başında ilk önce yarısıyla başlamıştık. Modelimizin yarısında sıra sonunda tamamlayacağız. Şimdi tekrar yine arada bakın 3 tane boşluğumuz kaldı. Ve sıranın başında biz 3 tane zincir çektiğimiz nokta burası. Yine aynı battığım yere aynı noktaya batacağım. Ve kalan 2 tane trabzanı da sıra sonunda tamamlamış olacağım. 1 ve tekrar yine aynı Battığımız boşluğa tekrar batıyorum ve buraya ikinci trabzanı yaptım ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Ee, tekrar yine arada bir zincirimiz olacak ve bizim burada sıranın başına 3 zincir vardı. 3. Zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçeceğiz. Şimdi burada sizlere yaptığım modelin sayısını da vermek istiyorum. Bakın baştaki yaptığım model burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 tane oldu. Şimdi bir sonraki sıra için burada en son modeli yaptıktan sonra tekrar sıranın başında 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Bakın hemen yanındaki bir zincirlik boşluğa batacağım. Zincirin ip noktasına batmıyorum. Hemen sağ taraftaki bir zincirlik boşluğun içine batıp ve buraya ilk trabzanı bu şekilde yaptım. Daha sonra burada sıranın sonunda kalan yarısını modelin sıra sonunda yapacağız. Şimdi te tekrar devam ediyorum. Bakın hemen önünde bizim iki modelin arasındaki boşluğumuz var. Şimdi buradaki boşluğun içine batıp buraya bir tane tekrar trabzan yaptım. Şimdi bir sonra tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve hemen yanındaki modelin tam bir zincirlik boşluğa batıyorum ve tekrar buraya önce iki tane ikili trabzan arada bir zincir ve tekrar yine aynı bir zincirlik boşluğun içine tekrar iki tane ikili trabzan yaptım bakın bu şekilde tekrar hemen bakın önünde iki modelin tam arasındaki boşluğa batıp önce buraya bir trabzan daha sonra bir sonraki modelin bir zincirlik boşluğa batıp Önce buraya iki tane ikili trabzan arada bir zincir ve tekrar yine aynı boşluğun içine tekrar iki tane ikili trabzan yaptım ve tekrar önündeki boşluğa bir trabzan ve bir sonraki modelin bir zincirlik boşluğa tekrar bu şekilde Önce iki tane ikili trabzan, bir zincir ve tekrar yine aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan yapalım. Yani bu sıranın buradaki yaptığımız gibi aynı şekilde ilerleyelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son burada bizim e, sıranın başında yarısını yapmıştık modelin. Kalan yarısını da sıra sonunda yapacağız. Aradaki boşluğa bir trabzan yaptım. Ve ilk başta yaptığım iki trabzanla başlamıştım ve tekrar yine aynı noktaya batıp iki tane aynı boşluğa iki tane trabzan yaptım ve şimdi arada bir zincir ve ilk sıranın başında 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Yeni sıra için 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. İlk önce bakın zincirin hemen sağ taraftaki boşluğa bir zincirlik boşluğa batıp buraya ilk önce bir trabzan. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bir tane trabzan yaptım. Bakın hemen önünde iki tane modelin arasındaki bir trabzan yapmıştık. Şimdi bu trabzanın tepesine batıp tekrar bir trabzan. Şimdi tekrar bir sonraki modelin bir zincirlik boşluğa batacağım e, bu sırada arttırma yapacağımız için e, Normalde biz iki tane trabzan yapıyorduk şimdi burada sağ taraftaki trabzana arttırma yapacağım ve buraya üç tane ikili trabzan olacak iki ve üç şimdi arada bir zincir ve tekrar yine aynı noktaya aynı battığımız bir zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan yapacağım bir ve iki. Artırmalarımızı sağ taraftaki trabzandan yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Ee, arada yaptığımız tek trabzanımız var. Yine bunun tepesine bir tane trabzan yaptım. Bakın bir sonraki modele geldim yine bir sonraki modelin bir zincirlik boşluğuna tekrar burada yaptığımız gibi sağ taraftaki trabzan iki tane trabzanı artırma yaparak üç tane tamamlayacağız iki ve üç üç tane trabzan yaptım şimdi tekrar devam ediyorum arada bir zincir ve tekrar yine aynı boşluğa 2 tane trabzan 1 ve 2 tekrar önündeki tek trabzanımız var bunun da tepesine bir tane trabzan bu şekilde bir sonraki tekrar modelin içine bir zincirlik boşluğa ilk önce 3 tane trabzan sonra bir zincir ve tekrar. Yine burada yaptığımız gibi aynı nokta iki tane trabzan yapacağız. Buradaki aradaki tek trabzanın tepesine de yine bir tane trabzan yapacağız. Bu şekilde burada gösterdiğim gibi tekrar modelimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada bir sıranın başında iki tane trabzanla başlamıştık ve kalan yarısını da sıra sonunda tamamlıyorduk. Şimdi tekrar burada tek trabzanla bitirdim ve sıranın başındaki noktaya geldim ve bir zincirlik yine aynı battığımız yere tekrar 3 tane buraya trabzanla bitireceğim 1 2 ve 3 tane trabzan şimdi arada bir zincir var birleştirme noktama geldim şimdi başta biz 3 zincir çekmiştik 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım şimdi yeni sıraya geçeceğiz 3 tane tekrar zincir çekiyorum 1 2 ve 3 tığın üzerine ipimi doladım şimdi bu sırada yine arttırmaya devam edeceğiz 3 zincir çektim hemen yanındaki bir zincirlik boşluğa batıp buraya tekrar trabzan yaptım zincirimle birlikte iki tane trabzan oldu arttırma yapacağım için şimdi tekrar buraya bir tane daha trabzan yaptım ve zincirimle 3 tane trabzan oldu tığın üzerine ipimi doladım ve bir sonraki bakın aradaki duran trabzanın tepesine tekrar bir trabzan ve bir sonraki bakın model kısmına geldim arada bir zincirimiz var bir zincirlik boşluğa ilk önce buraya 3 tane trabzan yapacağım 2 ve 3 arada bir zincir ve tekrar yine bir zincirlik boşluğa yine buraya 3 tane trabzan yapacağız bir önceki sırada 2 tane trabzan yapıyorduk şimdi bu sırada arttırma yapacağımız için 3 tane trabzan yaptık şimdi tekrar devam ediyorum hemen önündeki tek duran aradaki trabzanın tepesine tekrar bir trabzan ve bir sonraki model kısmının bir zincirlik boşluğuna Önce buraya 3 tane tırabzan, 2 ve 3. Arada bir zincir ve tekrar yine aynı boşluğa yine 3 tane tırabzan, 2 ve 3. Şimdi tekrar aradaki duran tek tırabzanın da tepesine bu şekilde tırabzan yaptık. Ve bir sonraki model kısmında yine aynı şekilde burada gösterdiğim gibi modelimizi yapalım. Aynı şekilde ilerleyelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi yine sıra başında 3 tane trabzanla başlamıştım. Ve sıra sonunda aynı noktaya kalan 3 tane trabzanı da şimdi burada yapacağız. 1 2 ve 3, 3 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar yine arada bir zincir ve baştaki 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyoruz. Yine 3 zincir çekeceğiz. 2 ve 3. Şimdi hemen yanındaki boşluğa zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan olacak. Şimdi bir sonraki bakın tek trabzanımız var arada duran. Şimdi bunun içine arttırma yapacağım için şimdi tek trabzanın tepesine iki tane buraya trabzan yapacağız. Bu şekilde iki tane trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğun modelin tam bir zincirlik boşluğun içine ilk önce üç tane trabzan arada bir zincir ve tekrar yine aynı boşluğa yine 3 tane trabzan yapacağız 1 2 ve 3 şimdi bir sonraki şimdi arttırma yapacağımız yere geldik bakın tek arada duran tek trabzanımız var şimdi buna çift batacağız 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Bu şekilde bir sonraki bir zincirlik boşluğa yine aynı şekilde model yapacağız. Ve evet, aradaki tek duran trabzanı da 2 tane batacağız. Bu şekilde modelimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sıra başında 3 tane trabzanla başlamıştık ve kalan yarısını 3 tane trabzanı sıra sonunda tamamlayacağız. 1, 2, ve 3 şimdi arada tekrar bir zincirimiz var ve sıra başında 3 tane zincirimiz vardı 3. zincirin içine batıp tekrar ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım yeni sıraya geçiyoruz tekrar 3 zincir çekeceğiz 1 2 ve 3 hemen yanındaki ilk boşluğa tekrar zincirle birlikte 3 tane ikili trabzanımız olacak zincirle 3 tane oldu. Şimdi hemen aradaki bizim 2 tane trabzanımız var. Şimdi ilk önce birinci trabzanın tepesine yine aynı şekilde bir trabzan. Şimdi bu, bu sırada yine artırmaya devam edeceğimiz için arada bir zincir çekeceğim. Ve hemen ikinci trabzanın tepesine tekrar buraya bir trabzan yaptım. Sadece araya bir zincir çekmiş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Bir sonraki modelin arasındaki bir zincirlik boşluğa yine aynı şekilde 3 tırabzan 2 3 tırabzan arada bir zincir ve tekrar yine aynı boşluğa yine 3 tane tırabzan olacak. 1 2 ve 3 3 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar aradaki 2 tane trabzan yerine geldim. İlk önce 1. trabzanın tepesine yine tekrar trabzan. Arada bir zincir ve tekrar 2. trabzanın tepesine yine aynı şekilde bir trabzan yaptım. Sadece bu sıranın farkı diğer sıradan arada sadece bir zincirimiz olacak. Bu şekilde hep modelimiz tekrarından oluşmakta ve sıra sonuna kadar tekrar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine sıra sonunda 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir ve sıra başındaki 3. zincirin içine de ilmek kaydımı yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Yani diğer sıralarda yaptığımızın aynısını yaptık. Şimdi burada bir üst sıraya çıkacağız. bir zinciri çekiyorum. Hemen yine boşluğa iki tane buraya sık iğne yapacağım. İlmeğimi çıkarttım çıktığımda iki ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Ve bu şekilde birinci sık iğnemi yaptım. Ve tekrar yine aynı boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi burada üç tane zincirimiz var. Üçüncü zincire ilmek kaydırma yapmıştık. Şimdi üçüncü sık iğneyi de üçüncü boşluğa yaptım. Üç tane sık iğne oldu. Şimdi diğer iki, iki tane burada trabzanımız var. Bunların da tepelerine birer tane çakma sık iğne yapacağım tığın üzerine ipimi doladım ve ikinci trabzanın tepesine batıp tığında 3 ilmeğim var üçünü tek seferde çıkarttım ee, bu şekilde birinci çakma sık iğne yaptım ve bir sonraki trabzanın tepesine de ikinci çakma sık iğne yaptım şimdi aradaki bir trabzan bir zincir bir trabzan bölümüne geldik şimdi buraya batacağız Tığın üzerine ipimi doladım. Birinci e, trabzanın tepesine battım. Tığımda 3 ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım. İkisini de tığda bekletiyorum. Tekrar ipi doladım. Ve aradaki bir zincirlik boşluğa bat battım. Ve tığımda 4 ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın ara kısmı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi e, diğer ikinci trabzanın tepesine batıp buraya normal yine ikili trabzan yaptım şimdi diğer bakın 3 tane trabzana geldim şimdi ilk önce e, iki tane buraya birer tane tepelerine çakma sık iğne yapacağız 1 ve ikinci trabzana ikinci çakma sık iğne yaptım şimdi burada bakın üçüncü trabzana geldim burada bir Araya bir tane batacağım ve bir sonraki trabzanın tepesine de e, birer tane normal sık iğne yapacağız. 3 tane olacak. 1, 1 zincirlik boşluğa, 2 ve bir sonraki bakın trabzana geldim ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Yani şuradaki bizim baştaki yaptığımız 3 tane sık iğne ile başlamıştık. Yine aynı şekilde burada 3 tane sık iğne oldu. Şimdi burada bizim 3 tane sık iğneden sonra burada 2 tane çakma sık iğne yapmıştık. Yani şimdi şuradakinin aynı tekrarına yapıyoruz. 3 tane sık iğneden sonra 2 tane burada çakma sık iğne yapmıştık. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz buradan. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki ikinci trabzana birinci çakma sık iğne. Bir sonraki trabzana ikinci çakma sık iğne. Şimdi aradaki yere geldim. Yani şuradakinin aynısını yapacağız. Önce birincisine batıyorum iki ilmeği çıkarttım ikisini tığda bekletiyorum ve bir zincirlik boşluğa batıp tekrar ikisini çıkarttım ve üçünü bir tekrar çıkarttım şimdi tekrar bir sonraki trabzana normal bir tane ikili trabzan ve tekrar bakın diğer modele geldim şimdi iki tanesine bu üç tane trabzan var ikisine çakma sık iğne. Bakın tekrar yine 1, 2, 3 tane burada yine sık iğnemiz olacak. 1, 1 zincirlik boşluğa. 2 ve bir sonraki 3 tane trabzan var. Birincisine tekrar batıp 3. sık iğne yaptım. Tekrar yine aynı şekilde başa döndük. 3 sık iğneden sonra e, burada 2 tane çakma sık iğne ve ardından tekrar aradaki yerin Buradakinin aynısını yapacağız. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada son. Bakın üç tane burada trabzan vardı. 3. trabzana da son tra sık iğne yaptım. Şimdi biz başta burada iki tane arada sık iğnemiz vardı. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıp ve ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım şimdi yeni sıraya geçeceğiz 3 tane zincir çekeceğim 1 2 ve 3 bir sıra çevresine normal trabzan giyeceğiz yine artırmalarımız olacak 3 tane zincir çektim hemen yanındaki sık iğnenin içine buraya bir tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde e, zincirimi de sayacağım trabzan kabul edeceğim 1 ve 2 devam ediyorum bir sonraki boşluğa 3 4 5 6 7 hep boşluklara batıyorum 8 9 10 ve bir sonraki boşluğa batıp ve 11, 11 tane e, zincirimle birlikte 11 tane trabzan oldu. Şimdi 11 tek, bir sonraki boşluğa çift batacağım. 11 tek ve bir sonrakine çift. Bu şekilde battım. 11 tane tek, bir tane de çift battık. Şimdi bundan sonra. 11 ile başladık. Daha sonra sıra sonunda da 3 tanesini 3 tanesini tamamlayacağız. Yani 14 tek bir çift olacak. Şimdi bundan sonra 14 tek bir çiftle devam edeceğiz. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 11 tane tek bir çift yaptık Ondan sonra 14 tek ve bir sonrakine çift yapacağım bir ve tekrar yine aynı noktaya ikinci trabzanım yaptım bundan sonra artık devam edeceğiz her boşluğa 14 tek bir çift yani buradaki yaptığımız gibi 14 tek bir çift bu şekilde 14 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. 14 tek bir çift yaptım ve sıranın sonunda da bakın 3 tane burada boşluğum kaldı. Bunların da tepelerine birer tane trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi sıranın başına 3 zincir çekmiştik. 1 2 ve 3. Üç. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve buraya bir tane zincir çekip ve ipimizi kopartacağız. Yeteri kadar ipimizi koparttık ve burada ipimi çıkarttım ve bu şekilde parçayı tamamladık. Ee, parçayı bitirdikten sonra ben burada e, parçaya buharlı ütü yaptım e, tersinden parçanın buharlı ütüyle ütüledim bu şekilde parçamızı da e, yaptıktan sonra şimdi yan körük uzun parça hazırlayacağız onun yapılışını paylaşacağım uzun parça yapmak için burada zincir çekeceğim İlk birincisini kilit yaptım ve bunu zincirden saymıyorum ve buraya toplamda 14 tane zincir çekeceğim 1 2 3 zincirimi çekip geliyorum. 14 tane zincir çektim. Burada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Derinliğinin daha fazla olmasını isterseniz daha fazla burada zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi bir önceki 13. zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve buraya sık iğne yaptım. Ve bir sonraki zincir boşluğuna yine batıp tekrar sık iğne yaptım. Her bir zincir boşluğuna bu şekilde batarak sık iğne yapalım e, ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve burada toplamda 13 tane sık iğne oldu. Şimdi sıra sonunda burada zincir çekmeyeceğim, ilmeğimi biraz uzattım ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce hemen ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıp sık iğne yaptım. Her bir sık iğne boşluğuna tekrar birer defa batarak tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıramın sonuna geldim bakın son kenarda bir tane de bu noktada boşluğum var ve son 13. sık iğneyi bu nokta yapmış oldum şimdi tekrar kenar noktasında ilmeğimi uzattım ve örgümün arkasını çevirdim burada Kenarlarımız daha düzgün olması için zincir çekmeden bu şekilde düz bir şekilde uygulayacağız. Hemen ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıp ilk sık iğne yaptım. Yine bu şekilde sık iğne yapacağız. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine 13. sık iğneyi bu köşeye yapacağız. Tekrar sıra sonunda bu noktaya batıktan sonra ilmeğimizi uzatıp tekrar örgümüzün diğer tarafını çevirip Yine uzattığın ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıp ilk sık iğne o nokta yapacağız. Bu şekilde ileri geri e, uzun parçamızı öreceğiz. Sizlere ben burada kaç sıra gittiğimi bilgisini paylaşacağım. Uzun parçayı ben ördüm. Toplamda ben burada 140 sıra ördüm. E, 140 sıra aynı zamanda ölçüsünü de vermek istiyorum sizlere. tam 140 sıra 93 santim oluyor ee, burada ben ilmeğimi yuvarlak parçada ilmek sayısıyla aynı eşit şekilde yaptım birleştirirken e, tam denk gelmesi için Bakın şöyle göstermek istiyorum sizlere şimdi ben burada benim e, yuvarlak parçanın dış çevresinde tam e, 192 tane trabzanım var 192 tane trabzanın, bakın şurasında benim işaretleyicilerle belirlediğim nokta çantanın ağız kısmı olacak. Buraya işaretleyici taktım. Ağız kısmı olacak yere işaretleyici taktım. Ve buradan işaretleyiciden itibaren ve diğer işaretleyiciye kadar toplamda tam 140 tane ilmeğim var. Ve kenar uzun parçayı da yine aynı burada 140 sıra yaptım. Aynı birebir denk gelmesi için birleştirirken. Şimdi benim burada ortadaki çantanın ağız kısmında 52 tane trabzanım var. 52 tane trabzanı da buraya ayırmış oldum. Ee, bu şekilde sizin de belirlediğiniz ağız kısmının genişlik ne kadar olmasını istiyorsanız e, buradaki uzun parçanın kalan yere ilmek sayınızın aynı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde diğer parça büyük parçayı da e, burada belirlediğim şekilde aynı diğer parçayı da belirleyeceğiz. E, şimdi burada sizlere buranın da ölçüsünü de vermek istiyorum. Ağız kısmının burada tam genişliği 30 santim. E, burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model bıraktım. Bu şekilde ayarlamamı yaptım. Şimdi uzun parçayı da ördük. Ben burada çantamızın astarlamasını da aynı şekilde yapacağım. Birleştirmeden önce astarını yapacağım. Ondan sonra nasıl yapacağımı sizlerle paylaşacağım. Ve astarımızı yaptıktan sonra da en son çantanın birleştirmesini birlikte yapacağız. Parçanın ben bir tanesinin hem kulpunu yaptım aynı zamanda da astarını hazırladım. Şimdi diğer parçayı da aynı şekilde bu yaptığım gibi diğerini de aynısını yapacağız. Ee, bu şekilde de astarlayacağız ve astarladıktan sonra e, bakın yan uzun parçayı da aynı şekilde astar <laughs> yaptım. Ondan sonra astarladıktan sonra çantamıza birleştirme işlemini yapacağız. E, i̇sterseniz burada astar da yapmayabilirsiniz. E, direkt astarsız şekilde çantanızı. E, uzun parçayı birleştirmesini yapabilirsiniz. Şimdi burada bu parçayı hazırladık. Şimdi diğer parçanın hazırlanışını sizlerle paylaşacağım. Astarımı aldım. E, burada kalın bir yapısı olduğu için e, dak keten kumaş kullanıyorum. Sizler isterseniz ince pamuklu kumaşlarda tercih edebilirsiniz. Şimdi parçayı üzerine koyduğum zaman kenarlarından birer santim dikiş için pay bıraktım. Yine aynı şekilde. Ee, diğer yan uzun parça için yine kenarlarından birer santim e, pay bıraktım ve daha sonra bunu e, iç kısma kıvırdım ve dikiş makinesiyle diktim. Bakın tam örgümün tam hizasında kıvırdım bu şekilde ve dikiş makinesiyle elde e, dikiş makinesiyle diktim. isterseniz elde de dikebilirsiniz. E, ve ardından yine aynı şekilde şimdi parçayı da nasıl iç kısma e kumaşımızı e, sabit elimle sizlerle paylaşacağım e, isterseniz burada parçayı birleştirdikten sonra da e, daha sonra kumaşınızı e, yapabilirsiniz burada parçayı birleştirmeden e, kumaşı hazırlamak astarı hazırlamak daha kolay olduğu için birleştirme yapmadan bu şekilde ben astarı hazırlamayı tercih ettim dediğim gibi daha sonra da yapabilirsiniz veya hiç e, astar yapmadan da Parçayı birleştirme yapabilirsiniz. Astarsız olarak da kullanabilirsiniz çantanızı. Şimdi şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın çantanın ağız kısmı burası. Burada bizim 52 tane ilmeğimiz vardı. Bu kısmı e, dikmeyeceğiz. Burada e, burası açık kalacak. Çünkü burada kulpumuzu e, dikeceğimiz için. Bakın şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çantanın ağız kısmını en son dikeceğiz. E, ve diğer bakın. Ee, diğer tarafı sadece dikeceğiz. Ondan sonra da kulpumuzu diktikten sonra da çantanın ağız kısmının dikişini yapacağız. Bu kısmı da elinizle dikebilirsiniz. Çünkü burada kulpumuzu diktiğimiz için burada e, elinizle dikebilirsiniz. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın burayı e, parça iç kısmı burada kıvırmayacağım. Şöyle göstermek istiyorum bakın bizim çantanın az kısmı burası şimdi kenardan başlıyorum tam şu şekilde kumaşımı biraz kamera yaklaştıracağım şöyle bakın tam ağız kısmı dediğim gibi en son bırakacağız kulpumuzu diktikten sonra şöyle iç kısma doğru kumaşımı kıvıracağım ve toplu iğne ile sabitleyeceğim. Kumaşı düzgün bir şekilde tam örgünün kenarına denk gelecek şekilde sabitleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Ara ara toplu iğnelerle tutturalım. Ve diğer bakın işaretleyici buradan başlayacağız. Top iğnelerle tutturmaya ve diğer işaretleyici noktasına kadar geleceğiz. Sadece çantanın ağız kısmı açık kalacak. Ee, bu şekilde yapalım. Daha sonra e, burada ben dikiş makinesiyle kenarlarından gideceğim. Ve çantanın sadece ağız kısmı açık kalacak. Ve e, ondan sonra tekrar birleştirmeye devam edeceğiz. Şimdi ben burada ilk önce kulpun dikilişini yapacağım. Bir tarafını diktim, diğer tarafı da birlikte yapacağız. Bu kulpun yapılışını birçok çanta videosunda anlattım ve ayrıca detaylı bir videosu da kanalımda var. Bu kulpun yapılışını bu videonun açıklama kısmında linkini ekleyeceğim. Oradan isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz veya burada hazır kulpta tercih edebilirsiniz. Hazır kulp tercih ederseniz yine aynı şekilde eğer astarı şekilde benim yaptığım gibi yapacaksanız yine birleştirme parçayı birleştirmeden önce yine bu şekilde dikerseniz iyi olur. Şimdi burada diğer kulpumuzun ayarlamasını yapacağız ve birlikte dikeceğiz. Benim ayarladığım nokta bakın tam şuradan Burada işaretleyicilerle belirlemiştik çantanın ağız kısmını. Hemen kenarındaki işaretleyici taktı. Bakın modelin 1 ve iki ikinci sıranın hemen yanındaki boşluk değil, bir sonraki. Bakın iki tane burada trabzan var. Hemen onun sol tarafındaki boşluktan buraya dikeceğim. Şimdi onu yapmak için de bakın şuradan şöyle ipimi iç kısmı alacağım. ve kulpumuzu bu boşluktan içeri almış olacağız. Şimdi dikeceğim ipimi de iç kısmı alacağım. Şimdi bunu buradan dikeceğim. Bakın astarıdan daha sonra dikeceğimiz için şöyle aldım. Ee, ve ilk önce biraz dikeceğim. Ondan sonra buradaki kısa ipimizi çıkartacağız. Öncelikle şöyle ayarlamamı yaptım. Tam bu noktadan dikişimi sağlayacağım. İlk önce bakın tam orta noktadan iğnemi çıkarttım. Şimdi hemen dış kısma çıkartmadan bakın şöyle aldım ve tekrar kulpun tam orta noktasından tekrar iğnemi çıkartacağım ve buradaki bağladığımız kısa ipimizi de bu noktada çıkartabilirim artık. Şimdi buradan dikişimi yapacağım. Şimdi bunu burayı diktikten sonra aralardan biraz yürüteceğim. Bakın şöyle aradan kulpun tam arasından bu şekilde yürüteceğim. Bir de e, şu kısmından dikişimizi yapacağız. Tam buranın düz olmasına dikkat edeceğim. Şimdi ipimi dış kısma aldım. Tam bu noktayı düz olmasını sağladıktan sonra şimdi şu şekilde buradaki görünüş bozulmadan düzgün bir şekilde birkaç defa aynı noktadan dikeceğim. Şimdi tekrar Şuradan yine. Bu kadar yeterli. Şimdi ipimi iç kısımda saklayacağım. kulpumuzu bu şekilde diktik. Şimdi sırada e, burada çantanın ağız kısmının yine aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi bu kısmında dikişini yapacağız. E, i̇sterseniz burada yine elinizle dikebilirsiniz. Ondan sonra e, birleştirme kısmını birlikte yapacağız. Ben burada kulpun uzunluğunu vermeyi unuttum sizlere. E, toplamda 70 santim uzunluğunda Çünkü bir kısmı e, fazladan buraya geldiği için 70 santim uzunluğunda yaptım e, Sizler isterseniz e, daha kısa da yapabilirsiniz buradaki e, tuttuğumuz kolumuza taktığımız kısım e, 57 santim olmuş oluyor biraz da burada fazlalıklar olduğu için toplamda 70 santim e, bu şekilde yaptıktan sonra şimdi sırada ee, yan parçanın birleştirmesini yapacağız. Şimdi onu sizlerle paylaşacağım. İpimi aldım ve ilk burada kilit yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Ee, bizim bu çantanın ağız kısmında bakın işaretleyicilerle belirlemiştik. Burası ağız kısmı olacaktı. Tam 52 tane burada e, trabzanımız vardı. Şimdi buradan e, ilk bakın sol kenardan başlayacağım birleştirme yapmaya. Sol kenardan başlayacağız. Ve diğer sağ kenara kadar geleceğiz. Parçanın bir tanesini aldım. Ve e, uzun yan parça, parçamızı da aldık. Bakın şu şekilde astarını yaptığım kısım üstte kalacak şekilde bakın şöyle koydum. Tam kenar noktasına getireceğim. E, bu parçanın bir tanesi düz kısmı bize bakacak. Ve yan uzun parçanın da astar kısmı yani ters tarafı Bakın bu şekilde ters tarafın üzerine e, parçayı koydum. Şimdi buradan birleştirmesini yapacağım. Sol kenardan. Şimdi ilk önce işaretleyicinin olduğu noktaya battım. Ve uzun parçanın da köşe noktasına batıp köşe noktası, noktamıza batacağız. E, ve burada İlk ipimi sık iğne yaparak sabitledim. Ben burada ilmek kaydırma yaparak parçamı birleştireceğim. Şimdi bir sonraki noktaya batacağız. Bizim burada toplamda 140 tane ilmeğimiz vardı. Yine aynı şekilde uzun parçada da 140 tane ilmeğimiz vardı. O yüzden her bir ilmek karşılıklı birbirine denk gelecek. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Ve onun karşısındaki bakın bir sonraki hemen yanındaki ilmeğe battım. Ve şimdi burada ilmeğimi çıkarttım. Ve çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten çıkarttım. Şimdi hemen bir sonraki trabzanın tepesine batıp ve onun tam karşısındaki bakın bir sonraki battığım noktaya batmıyorum hemen bir sonraki boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten çıkartıp ilmek kaydırma yaptım şimdi hemen yanındaki trabzana geçiyorum ve onun karşısındaki bakın bir sonraki ilmeğe batıyorum boşluk kenardaki boşluğa batıyoruz battığımız noktaya uzun parçada aynı noktaya batmıyorum çünkü ilmek sayılarımız e, eşit olduğu için hep karşılıklı ilmeklere batacağız. Aynı noktaya batmayacağız. Tekrar ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten çıkarttım. Şimdi bir sonraki noktaya geçtim ve hemen bakın bir sonraki boşluğa geldim. Her sık iğnenin kenarındaki boşluğa batıyoruz. Bakın her sıra yaptığımız sık iğnenin kenarındaki boşluklara batıyoruz. Bu şekilde tekrar Ilmeğimi çıkarttım. Bizim uzun parçada 140 140 sıra yap, yapmıştık sık iğne. Şimdi kenardaki duran her sıranın kenarında duran boşluklara batacağız. Şimdi büyük parçada bir sonraki trabzanın tepesine batıp ve onun karşısındaki uzun parçada, bakın hemen battığımın yanındaki boşluğa batıp tekrar ilmek kaydırma yaptım bu şekilde karşılıklı ilmeklere batıp ilmek kaydırma yaparak bakın hemen battığım noktanın yanındaki boşluğa battım. Tekrar devam ediyorum uzun parçada bat son battım nokta burası bir sonraki tekrar boşluğa batıp dediğim gibi aynı noktaya batmıyorum bir sonraki noktaya batıyoruz bu şekilde ilmek kaydırma yaparak devam edeceğiz birleştirme yapmaya karşılıklı ilmeklere batarak ilerleyelim ve diğer bakın sağ taraftaki bizim işaretleyici noktasına kadar birleştirmemizi yapalım. Son sağ taraftaki işaretleyiciye kadar ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekip ve ipimi kopartacağım. İpimi saklamak için yeteri kadar ip bırakıyorum. Ve burada ipimi çıkarttım. Ee, şimdi bu ipimi biraz aralardan yürüteceğim ve ondan sonra fazlasını kopartacağım. Bakın bu şekilde çantanın iç kısmından görünüşü. Bakın astarın görünüşü bu şekilde. Şimdi burada devam ediyorum ve diğer e, parçanın da birleştirmesini yapacağız. Bakın bu şekilde birleştirdikten sonra diğer bu şekilde parçayı koydum. Diğer parçayı da şu şekilde üzerine koydum. Ve şimdi tekrar bakın yan parçamız yine astar kısmı bize bakacak. Ve şu şekilde sol kenardan başlayacağız yine birleştirme yapmaya işaretleyici noktasından itibaren yine diğer parçada yaptığımız gibi sol kenardan bakın astarımız yan parça bu şekilde tutup üzerine koydum ve sol kenardan başlayacağız. Yine devam edeceğiz karşılıklı ilmeklere batıp ilmek kaydırma yaparak diğer işaretleyici noktasına kadar birleştirmemizi yapalım. Yani diğer parçanın yaptığımızın aynısını bu parçayı da birleştirelim, tekrar devam edelim. Şimdi sırada çantamızın çıt çıtı için bir aparat yapacağız. Şimdi ben bir tanesini hazırladım. Diğer tekini de birlikte hazırlayacağız. İsterseniz bu şekilde yapmayabilirsiniz. Kenarından dikmeliyim. katı da çıt çıtlar var. Direkt astara dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Bakın şöyle kullanacağım. çıtçıt çıt bu şekilde. Şimdi bunun diğer tekini yapacağım. İlk önce zincir çekeceğiz. Ben burada 5 e, tane sık iğne yapacağım. Onun için ilk önce biraz e, çantaya dikmek için biraz ip bırakacağım. Ve ilk burada kilit yaptım ve bunu zincirden saymıyorum. Ve toplamda 6 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen yanındaki 5. zincirin içine batıp sık iğne yaptım bir bir sonraki zincirin içine battım 2 3 4 ve son zincirin içine battım ve 5 burada 5 tane sık iğnem olmuş oldu şimdi ilmeğimi hafif uzattım kenarda zincir çekmeyeceğim kenar kısmı daha düzgün olması için ilmeğimi uzattım örgümün arkasını çevirdim ilk önce ilmeğin dip noktasındaki boşluğa birinci sık iğnemi yapmış oldum bir sonraki tekrar sık iğne boşluğuna 2 3 4 ve son kenarda duran ve tekrar 5. sık iğnemi yaptım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Tekrar örgümün arkasını çevirdim. ilmeğin dip noktasındaki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım bu şekilde şimdi biz bu sırada 3. sıradayız 5 sıra toplamda sık iğne yapalım ve tekrar devam edelim 5 sıra tamamladım bir zincir çektim ve şimdi burada ipimi kopartacağım şimdi bu kısa ipimi e, buradaki dikeceğim noktaya kadar aralardan biraz yürüteceğim kenarlardan dikeceğim kısma kadar getirdim. Şimdi bu kısa ipimi de buradan kopartacağız. Bu e, pay bıraktığımız iple de çantamıza dikeceğiz. Şimdi diğer e, makatusta çıtıtımı alacağım. Şimdi ben diğer yarısını e, burada takmıştım. Diğer yarısını şimdi bu di kalan diğer e, parçayı buraya tam ortalı bir şekilde bakın aralardan geçireceğim. Tam. Bunu tam ortalayıp bu şekilde bakın arkasından çıkarttım ve bunun arkasında bir aparatı var onu takacağım bu şekilde yaptık şimdi makas yardımıyla bu demirleri iç kısma bükeceğim bu, da bu şekilde yaptık şimdi bunu çantamıza dikeceğiz ben e, çıtçıtın diğer tekini diktiğim için bakın tam şu şekilde koyduğum zaman tam onun karşısına gelen kısımdan başlayacağım şu şekilde tam bakın buradan onun karşısındaki ilmekten battım. Bir sonraki hemen yanındaki sık iğneye battım. Sık iğnenin karşılıklı ilmeklere batacağız. Kenar noktasına iki defa battım. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Şimdi ben buradaki kısa ipimi aralardan yürütüp fazlasını kopartacağım. Ve bu şekilde e, bu aparatımızı dikmiş olduk. Çantamızı tamamladık. Çantamız çok şık güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantanın son bitmiş halin sizlere ölçüsünü vereceğim. Ve ne kadar kağıt tip kullandığımın da bilgisini paylaşacağım. Çantamızın yuvarlan çapı. Tam 40 santim çapında ve çantanın derinliği de derinlikte de 9 santim. Ee, ben toplamda 350 gram kağıt kullandım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.